Mutlu ve sağlıklı günler. Sant TV Haber Merkezi'nin hazırladığı yurt ve kent gündeminden derlenen ajandayla karşınızdayız. Mersin'in şifa bekleyen SMA hastalarından birisi olan Aslı Nefe bebeğin ebeveynleri Şerife Serkan Gülkan, Mersin Valiliği izniyle evlatlarını kurtarabilmek adına verdikleri mücadeleyi Leyla Pak'la gündemde anlattı. Leyla Hanım, bildiğiniz gibi bir kampanyamız devam ediyordu oğlumuzu tedavisine kavuşturabilmemiz için. Bu kampanyamızda %70'lere geldik. Az bir yolumuz kaldı, %30'luk bir yolumuz kaldı. O yüzden yüzümüz daha da gülüyor tabii ki de. Umuyoruz işte en kısa sürede de tamamlayıp yurt dışında tedavimize kavuşacağız. İlk günlerimizde siz tanık olmuştunuz. O ilk günler gerçekten çok zor, daha zorluydu. Şu anda da kolay değil tabii. Evet. Şu anda da çok zor durumdayız. Ancak en azından %70'e gelmiş olmanın verdiği birazcık da olsa bir mutluluk var şu anda. Ne güzel, o hayırseverlerin. Aslında büyüdü. O hayırseverlerin hepsinin kalbinden öpüyoruz. Evet Leyla Hanım, gerçekten öncelikle bugüne kadar bize destek veren, bu %70'lere gelmemizi sağlayan herkese çok çok teşekkür ederiz. Çok zor bir süreçti bizim için. Hem işte hastalığın acısını yaşıyor olmak, bir yandan da hastaneden bize 2.251.750 dolar teklif geldi. Bu tutarı toplamaya çalışmak gerçekten çok zordu. Hala da zor, bitmiş değil. Ama dediğimiz gibi biz bunun %70'ini tamamladık. Yani 1.5 milyon doların üzerinde bir tutardan bahsediyoruz. Bunu toplayabildik. Kalan 750 bin dolar aralığındaki o tutarı da inşallah en kısa sürede yine destek verenler sayesinde tamamlamayı istiyoruz, düşünüyoruz. Çocuğumuz işte gördüğünüz gibi büyüdü. Büyümeye de devam ediyor. Zaman durmuyor maalesef. Evet, bize gerçekten bu süreçte destek olan, dediğiniz gibi ünlü ismin yanı sıra işte ünlü olmayan ama gerçekten bu yola böyle yüreğini koymuş çok fazla insanla karşılaştık. Bundan sonraki süreçte de olacak. Biz Aslı Nefe için 19 Mayıs gibi bir hedef belirledik kendimize. İnşallah. Bu bahsettiğimiz kalan %30'luk kısmı, evet, 19 Mayıs'a kadar tamamlamak istiyoruz. Sonrasında da bir an önce işte hızlı vizemize başvurup tedavimize gitmek istiyoruz. Her akşam canlı yayın yapıyoruz Instagram aracılığıyla. Orada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki sosyal medya bu anlamda en etkili kanal bizim için. Yani çok şey gördük biz bu süreçte. Çok güzel insanlarla karşılaştık. Desteğin büyüğü küçüğünün hiçbir şekilde önemli olmadığını, her desteğin bizler için aynı değerde olduğunu gördük. Çünkü bu desteklerle %70'e geldik. Mersin'de maskeli ve motosikletli iki kişi kaldırımda oturan bir şahsı tabancayla vurdu. Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansırken kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Mersin'de maskeli ve motosikletli iki kişi kaldırımda oturan bir şahsı tabancayla vurarak yaraladı. Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Toros Sarıçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda kaldırımda oturan MD'nin yanına hızla yaklaşan maskeli ve motosikletli iki şüpheliden arkada oturan şahıs elindeki tabancayla ateş ederek kaçtı. Bacağından yara alan MD olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Adana'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil 3 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Polisin araçta yaptığı aramada maske kutusuna gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi. Adana'da polisin dur ihtarına uymayan otomobil 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Polis otomobilde arama yaptığında maske kutusunun içerisine gizlenmiş bir miktar metamfetaminle kubar esrar ele geçirdi. Olayda iki kişi gözaltına alındı.
Polise zorluk çıkaran Mirat Cankurt Y ile yolcu konumundaki Oğuzhan K kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Polis arabada yaptığı aramada maske kutusunun içerisine zulalanmış, satışa hazır halde olan bir miktar kubar esrarla metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken sokağa çıkma yasağından da para cezası kesildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 motosikletli caddede yürüyen kadının omzundaki çantasını çalarak kaçan 3 kişiden biri yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde caddede yürüyen kadının omuzundaki çantasını çalarak kaçan 3 kişiden biri yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden eve giden PB'nin arkasından yaklaşan motosikletli 3 kişi kadının omuzundaki çantayı alıp kaçtı. Bir anda olayın şokuyla ne olduğunu anlamayan PB çığlık atarak şüphelilerin peşine düştü. Hızla uzaklaşarak kaçan motosikletlilerin peşine düşen PB koşarak takip etmeye başladı. Polis merkezine giden PB'nin durumu Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Güzergah üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaç şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda 17 yaşındaki BB Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı. BB mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan bir minibüs şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada şoförle yolcu olarak bulunan 15 kişi yaralandı. Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Kaza Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Karaman'a mevsimlik tarım işçisi götüren Mehmet Kolkısa yönetimindeki minibüs Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Mehmet Kolkısa ile minibüste yolcu olarak bulunan 15 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ve Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs tablosunda çok riskli iller arasında yer alan Osmaniye'de vatandaşlar pes dedirtti. Tam kapanmada onlarca kişi havaya silah sıkıp sloganlar attı, ana yolu trafiğe kapatıp asker uğurlaması yaptı. Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler, onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı. Güncel koronavirüs tablosuna göre çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Osmaniye'de tam kapanmada onlarca kişi ana yolu trafiğe kapatıp asker uğurlama kutlaması yaptı. Osmaniye Yeşilyurt Mahallesi'nde minibüs ve otomobillerle ana yolu trafiğe kapatan onlarca kişi havaya silah sıkıp sloganlar atarak asker uğurlama kutlaması yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaniye polisi kalabalığa müdahale ederek dağıttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre %24,91 fiyat artışıyla domates Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün olmuştu. Ancak markette kilogramı 8-10 lira olan domates, toptancı halinde kilogramı ancak 1-1,5 lira arasında alıcı buluyor. Markette kilogramı 8-10 lira olan domates, toptancı halinde kilogramı ancak 1-1,5 lira arasında alıcı buluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre %24,91 fiyat artışıyla domates, Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün olmuştu.
Nisan ayının zam şampiyonu olarak açıklanan domatesteki fiyat durumunu Antalya'nın Aksu ilçesindeki üreticiler değerlendirdi. Ekim ayında diktik, Şubat ayında hasada başladık. Şubat'tan beri satıyoruz. Maliyetlerimiz, masraflarımız çok. Yani girdilerimiz çok. Dolar bazında geliyor. Tarıma aldığımız bütün ürünler. Çiftçi memnun değil. Bir de bu korona belası, Covid-19 belası var. 3 gün yasak, 5 gün serbest. Şimdi yeni 17 gün yasak geldi. Market zinciri var. Semt pazarlar kapalı olduğu için. Domatesler de alım şeyi düştü. Şu an. Halde bugün mesela 1,5 milyona domates satıldı. 1 liraya 1,5 lira domates. Hasat edeceği mallar var. Yeni çıkan mallar var. Çift ekim deriz, baharlık domatesler. Çiftçiyi zor günler bekliyor. Mart ayında 3,5-4 bandına gitti. Biraz mal azdı o talepte. Azıcık bir 15-20 gün fiyatlı gitti. O da herkesin malı değil yani. İlecete döken mallar gitti. Yani iş piyasada gene şey gitti. Hemene bağlı oldum mu hemene domates zam şampiyonu diye. Biz öyle bir zam şampiyonu göremiyoruz domatesle. Çünkü domatesin zaten bir maliyeti var. Şu an 3 lira maliyeti var. 3,5 liraya falan satıldı 4 liraya. Biz şampiyon göremiyoruz. Onlar zam şampiyonu görüyorsa gelsinler burada bu işi yapsınlar. Keşke şampiyon olsa biz de kazansak yani. Çiftçi şu an yani şu üstümüzdeki gördüğümüz bu şampiyonun kilosu 16,5 liraydı. Şu an 30-32-35 lira olmuş. Kasanın tanesi 17-18-20 liraydı. Kasanın tanesi 29 lira olmuş kasalar. Çiftçinin bütün aldığı maliyetler %100 arttı. İyisi ve kötüsüyle satacağız yani malımızı elimizden çıkarmaya bakıyoruz yani. Satacak yer bulamıyoruz şu an. Zor durumdayız. Hı. Bugün Antalya haline, toptancı haline 1 liraya, 1,5 liraya, 2 liraya domates anca satıldı. Satılmayan daha da çok domates var bekliyor sırada. Hı hı. Halde kaldı. Çiftçi yani şimdi yeni çıkacak olan mahsuller var. Çift ekim deriz şu an. O çiftçilerimiz daha hiç şeftesi yok. Şimdi bir dünya masrafları var. Biz de bilemiyoruz yani. Biz 2000'e satamıyoruz. Markette 8-10 lira değiller. Hı hı. Kim kazanıyor, kim ne ediyor biz de bilmiyoruz yani. Kimse çıksın yani şampiyon, herkes öğrensin yani kim şampiyon, kim şampiyon diye öğrensin yani. Biz 3 liraya maliyetimiz var, 2 liraya domates satıyoruz şu an. Toplama zorundayız çünkü mahsulümüzü çıkarmak zorundayız elimizden yana. Çıkarmazsak daha da zarar edeceğiz. Ucuz bağlı satacağız yani. Hatay'ın İskenderun ilçesinde pazarcı esnafı vatandaşa 20 ton ücretsiz sebze dağıttı. Polisin sürekli sosyal mesafe uyarısı yaptığı vatandaşlar aşırı yığılmaya neden oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde pazarcı esnafı 20 ton ücretsiz sebze dağıttı. Modern Evler Mahallesi'nde kurulan semt pazarı yerinde esnaf grubu 2 kamyon sebzeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Polisin sürekli sosyal mesafe uyarısı yaptığı vatandaşlar aşırı yığılmaya neden oldu. Polis pazarcı esnafına kamyonların çekilmesini ve sebzelerin evlere paketlenerek dağıtılması gerektiğini ve polisin bu noktada kendilerine yardım edeceğini söylenmesi üzerine dağıtıma son verildi. Güzel Türkiye'mizin en güzel memleketlerinden Hatay'ın en güzel ilçelerinden İskenderun'un tüm sakinleri bu zor günlerde sizlere zerre kadar faydalı olabilmek için 2 kamyon 20 ton malzemeyi tüm mahalle sakinlerimize ve tüm vatandaşlarımıza hibe şeklinde parasız dağıtıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. O kadar. Başkasını almasın. Aradaki mesafeyi koruyalım. Çok güzel. Vatandaş için yapma helal emekler için bizler için çok iyi bir şey. Teşekkür ederim her şey için onlara. Sağ olun. Bu Ramazan gününde mübarek günde iyi oluyor ama çok yoğunuz. İlla katlanacağız onlar tabii ki. Saygılar. Ekonomik sıkıntılarından dolayı Allah razı olsun böyle hayırseverlerimizden. Alabilir mi bir şeyler abla? Ben almadım tam olarak. Verse şimdi alacağım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl bir şeyler alabildiniz mi? Sağ olsun. Allah razı olsun. Bir şeyler verdiler işte. Olsan mesela başka yok. Sayın Müdürüm geldi. Evlere kadar haklısınız. Evlere dağıtalım. Böyle böyle söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke'de çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.
Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler kilosu 10 liradan Rusya'ya ve Irak'a ihraç ediliyor. Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler kilosu 10 liradan Rusya'ya ve Irak'a ihraç ediliyor. Türkiye'de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke'de çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Atayurt hal tesislerinde de hareketlilik yaşanıyor. Silifke'de 20 bin dönüm araziden 70 bin ton çilek rekoltesi beklediklerini belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer konu hakkında bilgi verdi. Şu anda Atayurt halimizde, ovamızda 20 bin dönüm araziden 70 bin ton çilek rekoltesi bekliyoruz. 3 bin dönüm örtü altı, geride kalanı açıkta üretim yapıyoruz. Silifke'de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. 10 aylık süreçte 10 bin kişi bu işte çalışıyor. Mart ayında başlayarak Haziran sonuna kadar devam ediyor. Çileğimiz özellikle önceleri iç piyasaya, Nisan ayında başladı. Şu anda ihracatımız devam ediyor. İhracat Rusya ile Irak ağırlıklı. İç piyasamız 8 lira, ihracatımız 10 lira. Şu andaki çileğin fiyatından da memnunuz. İstilacı balon balığını avlayan balıkçılara ücret ödenmesi yönünde alınan karar resmi gazetede yayımlandı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun konuyla ilgili açıklama yaptı. Süveyş kanalı yoluyla Akdeniz'e gelmiş olan ve Ege kıyılarında da sıklıkla görülen istilacı balon balığını avlayan balıkçılara ücret ödenmesi yönünde alınan karar resmi gazetede yayımlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun konu hakkında bilgi verdi. Balon balığı istilacı bir tür. Süveyş kanalı yoluyla Akdeniz'e geçmiş olan türlerden birisi. Şu anda Ege ve Akdeniz kıyılarımızda oldukça yoğun bir şekilde bulunuyor. Geçen yıl ilk defa bakanlığımızca destekleme kapsamına alındı. Tek bir tür için alınmıştı. Lagocephalus scleratus adını verdiğimiz. 1 milyon adet için geçen yıl 5 lira olarak belirlenmişti fiyat. Şu bugün resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 8 tür balon balığının tamamı destekleme kapsamına alındı. Bunlardan yine geçen yıl destek kapsamına almış olduğumuz Lagocephalus scleratus türü için 500 bin adede kadar 5 lira. Diğer 7 tür için de 5 milyon adede kadar 50 kuruş olmak üzere de 2021, 22 ve 23 yıllarını kapsayacak şekilde destekleme kapsamına alındı. İnşallah popülasyonu azaltır diye ümit ediyoruz. Muhtemelen yine Ege ve Akdeniz'de henüz tebliğ yayınlanmadı. Ancak muhtemelen Ege ve Akdeniz'de kıyısı bulunan illerimizdeki balıkçılarımız yani bizden ruhsatlı, bakanlığımızdan ruhsatlı, ruhsatlı gemiye sahip balıkçılarımız tarafından getirilebilecek. Tabii ki yani hedef çoktu. Geçen yıl zaman dilimi biraz kısıtlıydı. Sadece Aralık ayının belirli bir günlerini kapsayan bir desteklemeydi. Ama bu yıl muhtemelen yılın geriye kalan bütün zaman dilimine yayılacağı için talebin oldukça yüksek olmasını bekliyoruz. 3 yıl boyunca devam edecek. Kararname o şekliyle çıktı bugünkü resmi gazetede. Toplanan balıklar muhafaza ediliyor. Sonra bunu çevre atık yönetmeliği kapsamında hayvansal doku olarak muhafaza ettikten sonra ilgili lisanslı firmalar var. Onlara teslim edip imhasını gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Diğer bizim piyasaya arz olarak hani balıkçılarımızın yakalayıp insan gıdası olarak tüketime sunulan diğer su ürünlerinin popülasyonunda artış bekliyoruz. Çünkü onlara zarar veriyor daha çok. İnşallah onların sayılarında da bir artış bekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez için bu yıl düzenlediği organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Büyükşehir'in sahilde düzenlediği küçük çaplı organizasyonda roman vatandaşlar baharı geride bırakıp yazı şarkılarla karşıladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi her yıl 5 ila 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez'i bu yıl renkli görüntülerle karşıladı. Salgın nedeniyle ilan edilen tam kapanma sürecinde Büyükşehir'in sahilde düzenlediği küçük çaplı organizasyonda roman vatandaşlar baharı geride bırakıp yazı şarkılarla karşıladı.
5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan geceyi Hıdrellez olarak kutluyoruz. Yani iyiliklerin gücünü bize desteğini veren Hıdır'la denizlerin hakimi İlyas'ın birleştiği din olarak değerlendiriliyor bugün. Aslında bir nevi kışın bitimi yeni baharında karşılanmasını simgeleyen gün. Bugünün her zaman özel işte bir takım etkinliklerle kutlanıyor zaten. Biz buna bir farklılık da getirelim, bir anlam da kazandıralım, bir coşkuya eşlik edelim istedik. Roman vatandaşlarımızın özellikle bir marşo niteliğinde olan Ederlezi şarkısıyla birlikte burada söyleyecekleri parçalarla Hıdrellez'in coşkusunu onlarla yaşayalım istedik. Tabii bizim amacımız aynı zamanda Roman vatandaşlarımıza maddi destek de sağlamak. Romanlar için bahar çok kıymetli. Hem bir yandan baharı karşılamak, hem de işte toprağın uyanmasını karşılamak, hem de bir yandan da arınmayı da karşılamak. Ve aslında biraz daha bunu açacak olursak, aslında bir de gençlerin bu bahar ayında birbirlerine karşı yakınlaşmasını da karşılıyor. Ve gençler o günün sabahı erken saatlerde doğadan kopardıkları güllerle, çiçeklerle herkesin evinin kapısının önüne asarlar onu. Ve insanlar sabah uyandığı zaman baharın geldiğini ve onların bu baharın güzelliklerini ve arınmanın gerektiğini anlarlar ve o günün sabahtan itibaren şenlikle bir şekilde başlarlar. Ve en yakın bir yerde bir ırmak varsa oraya gidilir ilk günü. İlk gün oraya gidilir, 5 Mayıs günü oraya gidilir ve insanlar suya girerler ve orada temizlenirler aslında. Salgın sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan 59 roman müzisyene bu organizasyonda toplam 27.100 lira maddi destek sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin 5 ila 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdrellez için bu yıl düzenlediği organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Spor haberleriyle bültenimizi noktalıyoruz. İyi haberlerde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın. Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes çeyrek final 5. maçında Real Madrid'i sahasında 88-83 yendi ve seriyi 3-2 kazanarak adını Final Four'a yazdırdı. Organizasyonda normal sezonu 3. sırada tamamlayan lacivert beyazlı takım, ligi 6. basamakta bitiren Real Madrid'le playoff çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. One more to Singleton, who's in space. To Singleton with the perfect response. Right now, FS have got five guys out, and a deep, deep three from Beatsic. Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan ve rakibine büyük üstünlük kurduğu iki maçı sırasıyla 90-63 ve 91-68 kazandı. Madrid'de oynanan 3. ve 4. müsabakaları Real Madrid'in 80-76 ve 82-76 kazanması üzerine seri 5. ve son maça uzadı. Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son karşılaşmada Real Madrid'i 88-83 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve adını dörtlü finale yazdırdı. Simone has to make something happen, a deep three from Crudo. Off the game here. He does. He sits with 18 points in what was a terrific effort from him. And Anadolu Efes with the win. Rusya'da düzenlenen Trampolin Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde gümüş, bireyselde de bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşatan Elif Ceren Çolak için Konya'da kısıtlı karşılama töreni düzenlendi. Duygusal anlara sahne olan törende Elif Ceren Çolak ülkemize bu duyguyu yaşattığı için çok mutlu olduğunu, en büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi. Duygularını paylaşan başarılı sporcu Elif Ceren Çolak, şampiyonaya her ay 3 hafta Bolu'da kamp yaparak hazırlandık. 5 ay boyunca orada çok sıkı çalıştık. Bir arada olmamız motivasyonumuzu çok arttırdı.
böyle bir başarı bekliyorduk. Bu yılın sonunda dünya şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Orada da inşallah madalya hedefliyoruz. En büyük hedefimiz de olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlarda madalya hedefliyoruz. Ülkemize bu duyguyu yaşattığımız için çok mutluyuz ifadelerini kullandı. Şampiyonaya her ay bizi 3 hafta Bolu'ya topluyorlar. Bizi federasyon, olimpik kadro olarak. Orada çok sıkı çalıştık. 5 ay boyunca bizi sürekli orada topladılar. Bizi bir arada olmamız zaten motivasyonumuzu çok arttırdı. Böyle bir başarı bekliyorduk. Herkes bize çok güveniyordu. Onların güveni bizi daha çok motive etti. Biz de kendimize çok güvenmeye başladık. Güvenin sonucunda da yaptık. Hedefimiz şu an yılın sonunda dünya şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Orada da inşallah madalya hedefliyoruz. En büyük hedefimiz de olimpiyatlar. En büyük olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, tüm donatılarıyla yenilenen sentetik çimle kaplanarak, FIFA ölçülerine sahip hale getirilerek vatandaşlara kazandırılan Kazanlı Çok Amaçlı Modern Spor Tesisini, AK Parti Akdeniz İlçe Yöneticisi Ferhat Koca, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Kazanlı Muhtarı Süleyman Serin'le birlikte ziyaret etti. Yenileme çalışması hakkında bilgi veren Başkan Gültak, standart FIFA ölçülerine göre yenilenen sentetik yüzeyli çim futbol sahasına 400 kişilik tribün yapıldığını, çok amaçlı hale getirilen tesiste voleybol, basketbol ve badminton da oynanabileceğini belirtti. Başkan Gültak, çevresine tel örgüler çekilen tesisin ayrıca soyunma odalarının yenilendiğini, 2 yedek kulübesi, 2 basın kulübesi, 2 engelli kulübesi ve soyunma odaları kazandırdıklarını da kaydetti. Türkiye Erkekler Handbol 1. Liginde mücadele eden 1957 Sulu Ova Handbol Spor'un baş antrenörlüğünü İlknur Yazıcılar Özçelik, yardımcı antrenörlüğünü ise eşi Arif Özçelik yapıyor. Özçelik çifti profesyonel liglerde 7 yıldır takım çalıştırmayı sürdüren tek çift olarak dikkat çekiyor. İlknur Yazıcılar Özçelik, erkek liginde bir kadının antrenörlük yaparken eşinin de yardımcılığını yapmasının zorluklarının olduğu kadar avantajlarının da bulunduğunu belirtti. Birbirlerine çok yardımcı olduklarını anlatırken, benim baş antrenör, eşimin yardımcı antrenör olmasının bulunduğumuz ortam açısından bir takım eksileri vardı. Fakat Arif Hoca bu konuda çok büyük olgunluk, centilmenlik gösterdi dedi. Maçtaki taktik ya işte mağlubiyet gibi durumlar eve de yansıyabiliyor. Yani evde de tartışma devam edebiliyor. Çok çok uzun sürmese bile gerçekten çok zor. Karı koca ve özellikle işte benim baş antrenör olmam Arif Hoca'nın yardımcı antrenör olması, bulunduğumuz sosyal ortam, kültürel ortam açısından da çok bir takım eksileri var aslında. Fakat Arif Hoca bu konuda çok büyük olgunluk gösterdi, centilmenlik gösterdi. Aslında görünmeyen birçok işi de çözüyor. Hani ben vitrindeyim ama aslında perde arkasında Arif Hoca bu işin ciddi anlamda yükünü de çekiyor yani. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Euroleague'de Final Four'a kalan Anadolu Efes'i tebrik ederek, geçtiğimiz yıllarda da 3 tane ikinciliğimiz var, 1 tane Fenerbahçe ile şampiyonluğumuz var. İnanıyorum ikinci şampiyonluğumuzu da Anadolu Efes'le alacağız dedi. 3 tane ikinciliğimiz var. 1 tane şampiyonluğumuz var Fenerbahçe'nin ve inanıyorum ki ikinci şampiyonluğumuzu da Anadolu Efes'le alacağız. Anadolu Efes Euroleague Playoff 5. ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i mağlup ederek adını Final Four'a yazdırdı. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Karşılaşmanın ardından Bakan Kasapoğlu, Efes'in soyunma odasına giderek teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, her branşta gelen başarılar bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Sporcularımızla, takımlarımızla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki ikinci şampiyonluğumuzu da inşallah Anadolu Efes'le alacağız diye konuştu. Tabii Euroleague üst düzey bir organizasyon. Avrupa'nın bu alanda en üst düzey organizasyonu. Takımımızın bu alandaki başarısı hakikaten çok mühim. Çünkü hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes bu süreçte bu süreci başarıyla götüren takımlarımız ve bugün Anadolu Efes Final Four adını yazdırdı. Ben tebrik ediyorum ve biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda da 3 tane ikinciliğimiz var. 1 tane şampiyonluğumuz var Fenerbahçe'nin ve inanıyorum ki ikinci şampiyonluğumuzu da Anadolu Efes'le alacağız.
Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait muhabbet kuşu, Sivas Spor aşığı olmasıyla adından söz ettiriyor. Sivas Sporlu bir taraftar gibi tezahürat yapan kuş, görenlerin de dikkatini çekiyor. Kırmızı beyazlı takımla kuşu fark eden Sivas Spor Kulübü ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Muhabbet kuşunun Sivas Spor'a destek verdiği anlarda çekilen videoyu resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşıma yeni bir amigo doğuyor. Fanatik Sivas Spor taraftarları Japon muhabbet kuşu Bulut yaptığı tezahüratlarla kendine hayran bırakıyor notunu ekledi. Görüntülerde muhabbet kuşunun Gradel gol gol gol, kırmızı beyaz şampiyon Sivas, sabaha kadar buradayız, Sivaslıyız kardeş ve Sivas dediği duyuldu. Paylaşım birçok kişi tarafından büyük etkileşim aldı. Üçüncülük 3. grupta mücadele eden İçeli Liman Yurdu Başkanı Metin Saltık her salı San TV İçel TV ortaklaşa yayınında canlı olarak ekranlara gelen Spor Panorama'ya telefonla bağlanarak Isparta Spor maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Saltık, "O kupayı bu şehre getirmek için her şeyimizle savaşacağız. İçeli Liman Yurdu 2. lige de çıkacaktır, Süper Lig'e de. Herkes buna inansın" ifadelerini kullandı. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz takım olarak, teknik ekip olarak. Evet, ister istemez olduğumuz yerden memnun muyuz, mutlu muyuz? Değiliz. Daha iyi yerde olabilir miydik? Olabilirdik. Talihsizlikler meydana geldi. Hoca değişikliğinde değişikliklerinden bir aksamalar oldu. Devre arasındaki yapmış olduğumuz transferlerimiz istediğimiz gibi aşılmadı. Bu tarz talihsizliklerden kaynaklı şu anda 3. ligde 3. sırada kapattık. Yani evet, iki şansımız vardı. Bir şansımızı kaybettik maalesef. Birinci olup çıkmak gerek varken playoff'lara kaldık. Yani biz kendimize inanıyoruz, takımımıza güveniyoruz, oyuncu grubumuza inanıyoruz. Futbol teknik ekibimize güveniyoruz. Biliyorsunuz biraz futbol şans oyunudur. Ama öyle ama böyle bu takım yukarılara çıkacak. Buradan bütün Mersin halkına sesleniyorum. İsteseler de istemeseler, kabul etseler de etmeseler, bu sene olmazsa seneye, seneye olmazsa öteki seneye. Biz bu takımın yönetim olarak sonuna kadar arkasındayız. Biz bu şehirde futbolu tekrardan geri getireceğiz. Burada ben bunun sözünü veriyorum. Herkes de bunu bilsin. İçeri İdman Yurdu 2. Lig'e de çıkacaktır. PTT 1. Lig'e de çıkacaktır. Süper Lig'e de Allah'ın izniyle çıkacaktır.